Arkadaşlar, yeni bir seriye başlıyorum. Bu serinin adı da Mac kılavuzu olacak. Mac kullanma kılavuzu olacak. Mac kullanma kılavuzunda neler yer alacak? Şunu hesaplıyorum. Türkiye'de artık Mac kullanım oranı çok 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 arttı. Yani eskiden sadece insanlar Windows kullanıyorlardı. Şu an birçok kişi Mac kullanmaya başladı veya kullanacak. Ama nasıl kullanacağını ya da bazı şeyleri nasıl yapacağını bilmiyor. Ben de bu video serisinde Mac kullanımının nasıl yapılacağını anlatacağım sizlere. İlk giriş dersi olarak da genel olarak Mac kullanmayı göstereceğim. Yani arayüzü nedir? Mac'te neler yapılabilir genel olarak? Yani ilk Mac'i açtığınızda basit kullanıcıların anlayabileceği şekilde neler var onu göstereceğim. Bunu da çok detaylandırmayacağım. Özet olarak geçeceğim açıkçası ilk videomuzda. Daha sonraki videolarda Mac'in özelliklerinden, önemli olan özelliklerinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Mac sürümü High Sierra. Bundan önce Sierra vardı. Ondan önce El Capitan vardı ve ondan önce de Yosemite vardı. Bu arayüzler birbirinden çok farklı değil. Sierra ile beraber sadece Siri geldi. Bu en önemli özellik ama arayüz birbirine çok benziyor. Hangi versiyonu kullandığınızın pek bir önemi yok açıkçası. Ekranlar birbirinden çok farklı değil. Şimdi genel olarak şuradaki Apple logosunu görüyorsunuz. Bu Windows tarafındaki başlat menüsüne tekabül ediyor. Buna bastığınızda About This Mac var. System Preferences var. App Store var. Recently gibi çeşitli menüler var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunu göstereyim ilk olarak. Mac'inizi restart etmek istediğinizde, kapatmak istediğiniz ya da uyku modundan aldığınızda ya da lock etmek istediğinizde bilgisayarınızı bu menüyü kullanıyorsunuz. Burada önemli olan şey Mac'inizin yani özelliklerine bakmak istiyorsanız About This Mac alanını kullanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Mac'in özellikleri var. Seri numarasından işte kullandığı işlemciye, memoriye, grafik kartına, daha sonrasında display alanı var. Bu da monitörünüz varsa bağlı olan monitörünüz onu gösteriyor. Storage disk kapasitesini gösterir. Toptan benim 120 GB'lık bir flash storage'ım varmış. Buradan manage derseniz bu da sanıyorum Sierra ile gelen bir özellik. Öncesinde yoktu. Burada hangi uygulamanızın ne kadarlık veri kullandığını gösteriyor. Support ve servis kısmı var. Bu alan bu şekilde oluşuyor. Burada sistem preferences var gene önemli olan. Sistem preferences da Mac'in içindeki çeşitli sistem application'larının özelliklerini belirleyebileceğiniz yerler. Bunları daha sonraki videolarda değineceğiz. Önemli olanlara yeri geldikçe. Görmeniz gereken yer şurada Finder var. Bu da Windows'taki File Explorer'a tekabül ediyor. Buradaki preferences alanında birkaç ayar gösterebilirim size. Eğer hard disk masaüstünde görmek istiyorsanız buradaki alanı çekiliyorsunuz ya da external bir disk taktıysanız yani bir USB vesaire falan eğer görünmezse bu file preferences alanından gelip buradaki tiki işaretlemeniz gerekiyor. Ya da network üzerindeki bir A klasörüne bağlandıysanız buradan Connect Service'ın seçili olması gerekiyor. Şuradaki menü gene Windows tarafındaki aşağıdaki task'e tekabül eder. Yani başlat menüsünün en sağındaki alana tekabül eder. Birbirinden çok farklı değil. Burada bir search alanı var. Bu search alanı çok kullanılan bir şey. Mesela bir uygulama var. Bu uygulamaya hızlı erişmek istiyorsanız şuradaki search alanını kullanıp örneğin Chrome yazarsanız Google Chrome açılacaktır. Sierra sürümünden itibaren burada bizim bir yardımcımız var. Siri. En sağ panelde de notification panel var. Burayı da istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani webteki RSS gibi düşünebilirsiniz burayı. Kendinize ait önemli notification'larınızı ya da bildirimlerinizi buraya getirebilirsiniz. Şu alan var. Burası da Dock bölümü.
Mac yapan özellikler açıkçası. Bunun normalde efekti vardır da ben efektini bilgisayarın daha performanslı çalışması için kapatıyorum. Genel olarak Mac arayüzü bunlardan oluşuyor. Şimdi tek tek ileriki videolarda hangi application'ın ne işe yaradığını ya da hangi özelliğin nasıl yapıldığını ziyadesiyle değineceğiz.